İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Önce hızla rakamlarla görünme bakarak başlayalım. Bugün Amerika'dan gelen verilerin şekillendirdiği bir tablo var. Tarım dışı istihdam beklenenin üzerinde geldi. Hem orası hem ücretler tarafı kuvvetli kalınca risk iştahının gerilediği bir günü tamamladık. BIST 100 de buradan payını nasibini almış görünüyor. 10.138 puandan kapadı günü. %1,37'lik aşağı geriye doğru çekilişle ki 10.400'lerden buralara geldik. 10.400'lerden hızla 11.000'lere gitmiştik. Çok mu hızlı oldu diye konuşurken 10.400'e tekrar kayış, sonra 10.400'den de peyderpey aşağı doğru geri çekilmeleri, realizasyonları takip ediyoruz. Bugün de özellikle yine küresel görünüme paralel olarak 10.138 puan seviyesinde Borsa İstanbul dolar TL 32.34, euro TL 34.98 fiyatlamasından geçerken euro dolar çaprazı 1.0807 seviyesinde. Tahvil tarafına bakalım hızlıca. Orada da tabii veri sonrası 10 yıllıklar yeniden kendini yukarı attı. 4.41'lere kadar gittik ki daha çarşamba perşembe gelen JOLTS ve ADP verisi sonrası 4.29'lara kadar çekilmişti burası. 5 yıllıklar 4.43, 2 yıllıklar 4.85 seviyesinde. Emtia ve kripto para tarafına da bakalım. Altında da hem spot altında hem gram altında geri çekilmeleri, kuvvetli diyebileceğimiz geri çekilmeleri takip ediyoruz. Bitcoin 71 bin doların üzerinde, Brent petrol 80 doların kıyısında, Amerikan tipi ham petrol ise 75 dolar 77 sent seviyesinde diyelim. Ve hemen günden kalanların ilk başlığı için Mustafa Can, Trans Bosfor Deniz Taşımacılığı Yönetim Kurulu Başkanı'nı davet edelim. Kendisiyle artan fiyatların, navlun fiyatlarını ve daha fazlasını konuşacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Zeynep Hanım, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi Çin'in ihracatındaki artış, küresel ticaretteki bu işte ne diyelim yön değişiklikleri, körfezlerdeki durumlar, dün akşam da bir parça konuştuk. Krizi yaratması muhtemel noktaları dünya ticaretinde, geçişlerde, deniz geçişlerinde özellikle. Ve tabii görünüm küresel konteyner navlun fiyatlarındaki artış %75'e kadar çıkan. Şöyle bakıyorum notlarıma, ortalama navlun fiyatı 3.384 dolarla 10 yıllık ortalamanın 654 dolar üzerine çıkmış. Şimdi bu tabloyu size sormak istiyoruz. Yansımaları nasıl oluyor? Ne kadar riskler hesaplanabilmişti sektör tarafından? Ne kadar hesap bozucu bir tablo var? Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bu Yemen'deki saldırının ve rotanın Güney Afrika'ya dönmesinin filoda %20 bir geri çekilmeye eşdeğer konteyner filosunda etki yarattığını biliyoruz. Ancak gemilerin %70'i Güney Afrika rotasında gitmekte beraber hala %30'u Süveyş kanalından geçmekte ve fiyatlar tırmanışa devam etmekte. Fiyatların tırmanışında rota değişikliğinden öte bir, Çin'in ihracat artışı, iki, bence daha etkili olan pandemi sonrası ulaşılan rakamlara tekrar ulaşabilir miyiz heyecanı yarattı bu konteyner firmalarında. Ve şu an ben Türkiye için konuşayım, sonra Rotterdam'a da bakarız. Çünkü Çin Rotterdam, bir de Çin Amerika diye konuya bakılıyor ana konular olarak konteyner fiyatlarında. Türkiye'ye gelen navlunlar şu anda 6.000 dolarları geçti. Biliyorsunuz pandemi öncesi 1.000 dolardı. Pandemi de 15-20.000 dolarları yakalamıştı. Ve ben Türkiye ithalatçılarına şimdiden önümüzdeki 1-2 ayı 6-7.000'den yakalayabiliyorlarsa kapatmalarını, 9-10.000 dolarlara çıkacağını düşünüyorum. Çin Rotterdam'a baktığınızda ise dönüş navlunları 600 dolarlara indi. Yani yok gibi. Gidişte 6.500-7.000'leri buldu. Devrenin indeksi biraz daha geriden geliyor. Ben bugünkü fiyatları veriyorum size. İlginç bir gelişme daha var. Bu da bizi ilgilendiren İtalya-Türkiye kara navlunları ithalatta 2.500-3.000 dolarları buldu. Ama gidiş 1.000 dolarlara düştü. Yani burada
ithalat açısından doların sabit kalmasından dolayı ciddi bir artış olduğunu, ihracatta da yavaşlama olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ihracattaki güzel rakamlar olmasına rağmen bu bize reel durumu gösteriyor. Reel durumda ihracatta en azından Haziran ayında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Gelelim Çin ihracatının artmasıyla navlun fiyatlarının artmasının Türkiye'ye etkisini. Ben bunu daha çok pozitif etkisi olacağını, çünkü yani 3500 dolarlara inmiş olan navlunun tekrar 10 binlere kısa zamanda çıkıyor oluşu Türkiye'nin önemini bir kere daha artırıyor ki hele ihracatımız zayıflamış. Türkiye'den Avrupa'ya giden tırlar 1000 dolarlara düşmüş. 1000 dolar İtalya diyorum. Şu anda yarın tır yollasam deseniz 1250-1300'e Almanya'ya bile tır çıkarabilir durumdasınız. Yani Türkiye için bu fiyat artışlarının ben pozitif etkisi olacağını, Çin'den Türkiye'ye yapılacak ithalatı negatif yönde etkileyeceğini, Avrupa'nın Türkiye'de olan ticaret hacminde de bizim açımızdan pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum efendim. Peki, yani az önce söylediğiniz bu Çin Rotterdam ayağı için tespitiniz ne? Yani Çin ABD, Çin Rotterdam diye ayırdınız ya. Evet, tespit değil bu. Yani ihracat artışından dolayı 6-7 bine geliyor. Dönüş rotası 650 dolar. Şu anda bizim gördüğümüz rakam bunlar. Yani Çin'e boş konteyner taşımamak için fiyatı aşağı çekiyorlar. Çin ihracatındaki o 7,5'luk, 3,5 bekleniyordu, 7,5'luk artışın etkisi olarak görüyoruz bunu efendim. Peki en çok görünüm ne tarafa eksi yazıyor? Tabii ki Avrupa'dan Çin'e gidişler çok düşük vaziyette. Kara navlunlarında da Türkiye'den Avrupa'ya gidişte ihracatımızın yavaşlamasından dolayı. Ancak tekrar ediyorum, bu artış, Çin-Avrupa artışı Türkiye'ye pozitif yansır inşallah ve Türkiye'den Avrupa'ya giden ihracatta biraz kıpırdama olur. Tabii dolar, doların yerinde sayması, faizlerin aşırı artması bizi tekrar tüketici cennetine çevirmekte ve ithalatımızı negatif yönde etkilemekte. Biz ihracatımızı da negatif yönde etkilemekte. Türkiye'nin her ne kadar geçen ay +75 milyar doları gördüysek bu ay bunları görebileceğimizi ben düşünmüyorum Haziran ayı için. Mustafa Can, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Mustafa Can'ın notlarıyla kısa bir araya gidelim. Günden kalanlar sevgili Hakan Güldağ ile birlikte devam edecek. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar olsun. Çok öncelikle. Teşekkürler. Evet, her şeyden önce olsun. Şimdi bugünün tabii ana konusu Amerika'dan gelen veriler üzerinden şekillenen piyasa görünümü. Evet. Hemen her yerde iştah bozulmuş gibi duruyor. Bu özel sektör ve açık iş verisi bir parça olumlu bir hava yaratmıştı. Piyasanın sevdiği tarzda veri olarak yorumlanmıştı ki hemen faiz indirim fiyatlamaları da ikiye çıkmıştı ki bugünkü gelen veriyle yeniden hem iştahın düştüğünü, genel olarak borsalarda geri çekilme olduğunu, tahvil tarafında yine yukarıya doğru kendini attığını görüyoruz. Bir yandan da ECB'nin de faiz indirimine gittiği bir ortam var ama paritede beklenen o gevşeme yok. Bir yandan da şimdi bu son veri sonrası dolar endeksinin de yukarı doğru kendini bir parça attığını takip ettik gün içinde. Dolayısıyla bu ortamı nasıl okumak lazım? Özellikle bize yaratabileceği etkiler açısından. Ya bize yaratabileceği etkiler şimdi tarafı, ya bizim şu sıra borsa bir takım bahaneler arıyor zaten. Yani orada çünkü bu vergiyle ilgili belirsizliğin bir ortadan kalkması lazım. Orasının kendine göre bir daha bir sağlam bir yol bulması için.
Onun bir kalkması lazım. Ama bütün dünyayı da etkiledi. İster istemez hani faiz indirimi biraz daha hep böyle bir öteleniyor gibi. Çünkü tekrar bir Eylül meylül olabilir mi acaba söylemleri vardı. Hatta Eylül için beklenti daha yukarıdaydı. Yani %50'nin üzerindeydi. %60'ları falan aşmıştı. Yani şimdi o bir parça yine ötelenmiş oldu anlaşılan. En azından zihinlerde. Zaten Powell bir süredir öyle hemen yapmayacağını söyleyip duruyor. Fakat ben bakıyorum geçen ay da benzer bir durum olmuştu. İşsizlik yani beklentileri aşıyor tarım dışı istihdam. Geçen ay da aynı şey olmuştu ama işsizlik oranları da bu arada ilginç bir şekilde 0,1 yükselmeye de devam ediyor. Şimdi gene yükseldi. Geçen sefer 3.8'den 3.9'a çıkmıştı. Şimdi de 4'e çıktı. Bir yanıyla da böyle bir tablo da var. Yani isteyenin istediği gibi yorumlayabileceği bir ortamda olabiliyor. Yarın öbür gün farklı da yorumlanabilir. Ama yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi önemli bir nokta oldu. Bir şeyin başlangıcı oldu. Belki hemen devam etmeyecek ama en azından bir yola doğru girdi. Tam da o 25 bas puanlık indirimi yaptıktan sonra da Almanya'da da sanayi üretimi düşük geldi. Beklentiler. Yani orada yani Avrupa ile Amerika biraz farklı seyrediyor. Bu daha da netleşmiş vaziyette. Avrupa bence faiz indirimlerine devam edecek. Yani öyle görünüyor. Çünkü iki farklı gidişat var. Ve Avrupa'dan da tarım dışı istihdamda olduğu gibi böyle çok iyi Amerika'da olduğu gibi rakamlar, göstergeler gelmiyor. Orada zayıf bir büyüme var. Amerika'da ise bütün bu şeye rağmen iyi bir büyüme var. Yani sıkıntı görünmüyor orada. Bizi nasıl etkiler? Bence bizi çok doğrudan etkileyecek bir ortam yok. Dediğim gibi bizim içerideki gelişmeler daha etkili. Bize kendi hikayemiz belirleyici olacak gibi kendi duruyor. Kendi hikayemizi belli olacak. Bizim faizlerimiz gayet uygun. Yani yukarıda zaten. Zaten yurt dışından geliyor. Ha bir önceki dönem kadar olmasa da gene tahvil piyasasına girişlerin olduğunu da görüyoruz. Orada bizim hikayede şu anda değişen bir şey yok. CDS fonları da aşağı inecektir muhtemelen. Sayın Şimşek de ona dikkat çekiyor. Biz Haziran'da gri listeyi bekliyoruz. Gene anlaşılan bu turizm tarafında da bu FDI'nin iflası belli bir etkide olacak ama daha çok kış turizmini etkileyecek gibi görünüyor. Bu yaz tarafını işte TÜİ'ciler de geldi bir şekilde çözecekler Sayın Bakan'la bir herhalde bir olumlu bir gelişme olacak gibi görünüyor orada da. Bir 300 euroluk bir şey istemişler. Onun üzerinden hareket edilecek. Yani o 500 bin kişi civarında bu FDI'nin yok olmasından dolayı, iflasından dolayı bir kayıp yaşanabilir gibi bir hava vardı ama o da yerine konacak, ikame edilecek gibi görünüyor. Öylelikle biz Haziran'da zaten daha iyi bir, yani bu ay daha iyi bir, etraftan da görüyoruz zaten bir turistlerde bir artış var. Fakat esnafla konuşunca esnafa turistler şey diyormuş. Ya bu daha önce şu kadar fiyattı, niye bu böyle oldu? Siz bayağı bir pahalanmışsınız gibi. Özellikle lokantalar tarafında bayağı bir şey var. Turistlerin serzenişleri var. Ama diğer esnafta da bazı şikayetler olduğunu ya da fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu işitiyoruz. Dün ben de İstiklal Caddesi'nde de benzer bir şeye sohbete tanık oldum açıkçası. Yani ya bu da bu kadar olur mu gibilerinden dedim. Yani Türklerle aynı sohbet ya da yani bizim vatandaşımızla aynı sohbet gibi yabancılar bizi biraz pahalı bulmaya başladılar. Bunun etkileri olabilir. Burada tabii bu fırsatçılık enflasyonu kavramı da çok konuşuluyor. Yani greedflation. Yani ne kadarı gerçekten enflasyonu yansıtıyor, ne kadarı da işte bu kapsama giriyor ve işte o kısır döngüyü besliyor. Kesinlikle bu tarafı şu anda dengeleyecek bir şey yapılamıyor gibi görüyorum ben. Aynen yine bizzat yaşadığım bir tecrübe, bir rakama bir şey aldım.
O dediler ki onun fiyatı değişmiş. Ya neden değişmiş? Çünkü ithal bir şey belli yani. Toruna hazırlık yapıyorum da öyle ufak tefek şeyle. Dedim ne oldu ya, dolar hiç yukarı çıkmadı ya ki. Çocuklar dedi ki haklısın abi aslında dedi. Hiç yukarı çıkartmadı ama bu fiyatları göndermişler dedi. Ben bunları değiştirmek zorundayım dedi. Hiçbir nedeni yok. Sadece ne yedirebilirsek diye bakılan bir durum var. Yani bir şekilde talep devam ettiği sürece de bu böyle sanki devam edecekmiş gibi görünüyor. Şöyle yani bazı işlerde de zannediyorum insanlar hayatın maliyetini sürekli bir yere yansıtmaya çalışıyor. Diyelim ki parası olan götürüyor diyelim mevduata yatırıyor, oradan bir şeyler alıyor. Şimdi o kadar parası yok oraya yatıracak ama bir ufak tefek işler yapıyor. Ben nereden kazanacağım? Ben de o zaman fiyata bir şey koyayım da ben de oradan kazanayım noktasında. Doğrusu biraz bu süreçte devam edecek gibi görünüyor ama yavaş yavaş bir talepte azalma ve siparişlerde de bir azalma olduğunu görüyorum. Hani çok değişik sektörlerden insanlar, mesela bir badem üreticisi Adıyaman'da çok büyük bir şeyi olan, yani büyük bir üretimi olan bir badem üreticisi dedi ki ben siparişleri artık alamıyorum. Ne oldu dedim, şey mi hani bademde de zeytin gibi var yılı yok yılı var. Yok dedi, bizim burada var yılı ama gelen herkes diyor ki abi kusura bakma dışarısı çok ucuz, senden aldığımız zaman çok pahalıya geliyorsun. Biz bu sefer fiyat tutturamıyoruz, kusura bakma senden alamayacağız. Yani bir yandan bunu söylüyorlar. Bir gemi inşasında, yani Türkiye'nin şöyle diyeyim 1,5 milyar dolar civarında Türkiye'nin gemi ihracatı var. Bunun yarısını tek başına yapan ve çok özel gemiler yapan, uzaktan kumandalı gemiler vesaire filan, fabrika gemiler yapan bir bizim şirketimiz, gemi inşacısı, inşaat sanayicisi. Dedi ki vallahi şu sıralar siparişleri kaybediyorum. Neden kaybediyorsun? Dedi gene ben son ikiye kalıyorum. Zorluyorum şartları. O ihalelerde falan son ikiye kalıyorum. Ama eskiden son ikiye kaldığımda ben alırdım siparişi. Şimdi karşıdaki alıyor. Bazen bu artık benim bol bol sattığım Norveçli de oluyor. Çünkü iki şey söylüyorlar. Kur, sen pahalı kaldın. İkincisi, ya şimdi sen teminat mektubu almakta zorluk çekeceksin, o işlerin uzayacak, bize zaman kaybettireceksin. En iyisi gel, şimdilik biz sizin işler düzelene kadar, şu kurlar falan bir yerine oturana kadar biz şimdilik siparişleri bunlara verelim falan diye özür dileyerek siparişleri verdiklerini anlatıyor. Bursa'daydım, bir firmamız dedi ki ben küçüldükçe iyileşiyorum dedi. Küçülmeden maalesef işlerimi yürütmekte çok zorlanıyorum. Çünkü bu maliyetler ve kur dengesi beni sıkıntıya sokuyor dedi. Ve şöyle söyleyeyim Zeynep Hanım, artık o söylüyorduk ya makinacıları da çok etkilenmiyor falan diye. Evet doğru, hala makinacılarda iyi bir durum var. Ama mesela makinacılara çalışan bir dişli üreten bir firmamız dedi ki makinacıların siparişi %30 civarında azaldı dedi. Benden o istemiyorlar şimdi, siparişleri azalttılar dedi. Bu kur meselesi, yani tabii ki parite de çok önemli ama parite de çok önemli bir değişiklik beklenmiyor dışarıda. Gördüğüm kadarıyla 1.05 ile 1.09 arasında bir yerlerde kalacak gibi görünüyor. Hakan Bey, bugün biraz süremizi kısalttılar. Girmemiz gereken bir haber varmış. Şimdi ben müsaadenizle onu girerek noktalayacağım. Haftaya telafi ederiz. Çünkü sizi izleyenler sizi daha fazla dinlemek istiyor. Burada mesajlar da geliyor. Her zaman. Şimdi Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun bir röportajıyla bu tarafı tamamlayalım. Deutsche Bank EMEA Küresel Yatırım Direktörü ile konuştu. Özellikle faiz patikasına ilişkin önemli mesajlar var orada da. Kulak vererek bitirelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Avrupa Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası beklentileri konuşacağız. Konuğumuz Deutsche Bank EMEA Küresel Yatırım Direktörü Dirk Steffen.
Hi Dirk. Merhabalar Dirk. Çok teşekkürler bugün bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Avrupa Merkez Bankası faizlerde indirime gitti. Neredeyse 5 yıl sonra ilk kez bir faiz indirimi geldi. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde atılacak adımların verilere bağlı olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası'ndan nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Kaç tane faiz indirimi bekliyorsunuz hem bu yıl hem de gelecek yıl için? Bence doğru adımı attılar. Çünkü piyasalar tamamen bir faiz indirimini fiyatlamıştı. Dolayısıyla farklı bir adım biraz piyasalarda rahatsızlığa yol açabilirdi. Aynı zamanda istikrarın sağlanması için bence iyi bir adım oldu. En azından sermaye piyasaları perspektifinden baktığımız zaman bunu görüyoruz. Makroekonomik taraftan bakınca ise Avrupa Merkez Bankası'nın biraz zor bir durumda olduğunu görmek mümkün oluyor. Çünkü Avrupa ekonomileri aslında iyi gidiyor. Yani öyle bir noktadayız ki şu anda bu birkaç aydır, birkaç çeyrektir konuştuğumuz yumuşak iniş süreci bunun arkasında gibi duruyor. Yani bir noktada biraz Merkez Bankası için karmaşık bir durumu oluşturuyor. Çünkü bir şekilde iyileşme olduğu sürece ekonomide burada bir noktada fiyat istikrarı bozulabilir, fiyatlar yukarı gidebilir. Bu endişe edilen bir durum. Evet, ama yine de bunun genel olarak biz doğru adım olduğunu düşünüyoruz. İki faiz indirimi daha gelebilir bu yıl içerisinde ve sonra gelecek yılın ortasına kadar belki bir indirim daha gelebilir. Ama tabii ki merkez bankaları kendileri verilere bakarak buna karar vereceklerini söylediler ama bir noktada çok daha aslında 2025'e kadar sürebilecek yumuşak bir döngü bekliyoruz. Ve yani 5 ila 6 faiz indirimi gelebilir en fazla gelecek yılın sonuna kadar. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın öngörülerine baktığımız zaman daha yüksek bir enflasyon ve büyüme beklentisi var. Acaba enflasyon hedeflemesinin üzerindeki riskler ne olabilir? Evet, biz şuna inanıyoruz. Bu aslında bir taviz gibi. Yani bir şekilde faiz indirimine gittik. Ama tabii ki bizim elimizdeki enflasyon tablosuna baktığınız zaman istenilen seviyelere ulaşmak biraz daha zaman alacak deniyor. Ve burada ekonomistler, burada politika yapıcılara şunu söylüyor. Yani aslında burada bir sonraki gelecek adımlarla alakalı dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Ve özellikle ilk olarak ücretlerle ilgili konu önemli olacak. Birinci çeyrekte, bu yılın birinci çeyreğinde aslında biraz daha yukarı giden bir durum gördük. Yani ılımlı bir tablo yok orada. Özellikle Almanya öncülüğünde yükseldiğini görüyoruz. Bazı özel ödemeler gerçekleşti ve bu belki bir kerelik bir ödemeydi ama tabii ki burada tüketiciler bununla ilgili gelen bir şekilde harcamaları yapacak ve bu da enflasyonist bir baskı oluşturabilir. Yani ücretler bizim listemizde takip ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi ve aynı zamanda pek çok farklı faktör de var. Merkez Bankası'nın kontrol altına alamayacağı ki bunlar para piyasalarından geliyor. Örneğin son dönemde geçmişte biz biraz tabii ki fiyatların aşağı geldiğini gördük ki enflasyon sizi endişelendiriyorsa bu iyi bir haberdir. Ama bir noktada bunlar geriye dönebilir. Biz petrol piyasalarının bir miktar istikrar kazanacağını düşünüyoruz ama aslında önümüzdeki dönemde yeniden fiyatlarda yükseliş beklentimiz var. Üçüncü olaraksa biraz daha küresel tedarik zincirleriyle alakalı olabilir. Bilindiği gibi navlun fiyatlarında bir artış söz konusu ki bu da jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Bu da bir noktada aslında genel olarak manşet enflasyonu yükseltici bir tabloyu beraberinde getirebilir. Aynı zamanda sizin öngörülerinizi euro tarafında da beklentilerinizi almak istiyorum. Kısa vadeli ve uzun vadeli euro dolar paritesi beklentileriniz nedir acaba? Evet, burada kısa ve uzun vadeden ne anladığınıza bağlı. Kısa vade dediğimiz zaman eğer gerçekten çok kısa vadeden bahsediyorsak şu enteresan ABD ekonomisi bir noktada biraz yavaşlıyor gibi duruyor ve işte aynı zamanda veriler sürpriz yapabiliyor. Yani örneğin işte istihdama dayalı veriler ABD tarafında biraz beklentilerden
kötü geldi son 5 yıla kıyasladığınız zaman. Yani aslında çok kısa vadede biraz burada yavaşlama görüyoruz. Euro bölgesi daha iyi gidiyor enflasyon ekonomi anlamında. Dolayısıyla burada uzun vadeli tahvil getirilerine bakarsanız, örneğin işte Bund'lara, Almanya tahvillerine ya da işte ABD'deki 10 yıllık tahvil getirilerinin arasındaki makasa bakarsanız biraz daha buradaki makasın azaldığını görüyoruz. Ve bu bir süre daha böyle devam edebilir. Bu da şu anlamına geliyor. Yani Euro biraz daha iyi bir potansiyel taşıyıp dolar tarafında kısa dönemli bir zayıflama görebiliriz. Bir şekilde ABD ekonomisi burada odakta olmaya devam edecek. Farklı faktörler de var tabii ki bununla alakalı olarak. En önemlilerinden bir tanesi bazı etkiler olacak. Son 5 yılda örneğin işte hisse piyasası getirilerine baktığınız zaman ya da gayrimenkul getirilerine baktığınız zaman çok fazla trilyon dolarlık getiriden bahsediyoruz. Ekstra olarak zenginlik yaratmış ve bu da tabii ki önümüzdeki dönemde bir şekilde tüketimi destekleyebilir. Avrupa tarafında ve ABD kıyasladığımız zaman biraz daha uzun vadede böyle bir tablo, bir farklılaşma olabilir iki ekonomi arasında. Peki acaba Avrupa hisse piyasalarına ilişkin ne kadar iyimsersiniz? Hangi sektörleri tercih ediyorsunuz? Evet, burada bir şekilde bir açıklama yapmam gerekiyor. Ben Avrupalıyım, dolayısıyla biraz yanlı konuşabilirim ve ben Avrupa hisselerini seviyorum, beğeniyorum. Yani burada tabii ki bilanço dinamikleri vardı ve önümüzdeki dönemde farklı bir noktaya gidebilir ve bir şekilde hem küçük hem de orta ölçekli şirketler öne çıkabilir ve bilançolar önümüzdeki dönemde Avrupa tarafında iyimser olarak takip edebileceğimiz gelişmelerden biri olabilir. Peki çok iyimser miyiz dersek, yani biraz tabii ki risk yönetimini de çok yakından izliyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde ABD'de seçimler var. Aynı zamanda emtia piyasasına ilişkin bazı problemler de olabilir. Tahvil piyasası hala biraz geride kalan bir şekilde getiri sağlayabilir ama biz portföylerimizde çok aktif olmamız gerekiyor ama uzun vadeli olarak Avrupa hisselerini çok beğeniyoruz. Ve aynı zamanda biraz daha yapısal olarak baktığımız zaman çok iskontolu seviyeler olduğunu görüyoruz ABD'ye kıyasla ve bu da tabii ki önemli, önümüzdeki dönem için pozitif bir tablo oluşturabilir. Ve son sorum Fed'le alakalı olacak. Acaba Fed'den neler beklemeliyiz? Evet, bu enteresan bir konu. Biraz zor buna cevap vermek. Çünkü şöyle düşünüyoruz, yani 2 faiz indirimi bu yıl içerisinde mümkün olabilir. Ve aynı zamanda ekonomik dinamiklerde bir miktar yavaşlama var ABD tarafında. Yani enflasyon biraz daha ılımlı hale geldi, aşağı geldi ama yine de tabii ki %2 seviyesine yakın değil. Yani Fed bir noktada faiz indirimlerini çok sınırlı bir şekilde aşağı getirebilir ama çok büyük kesintiler olmaz bunlar. Çünkü Amerika'da ekonomi de çok canlı olmayı sürdürüyor. Ve bu noktada biraz daha aslında sıkıntılı bir süreç var. Çünkü ABD seçimleri gerçekleşecek Kasım ayında. Ve şunu söyleyebilirim ki, yani burada sıkılaşma için o çerçeve, düzeltiyorum, burada para politikasının biraz daha genişleme ihtimali, bunların hepsi biraz daha farklı bir döneme geliyor. Yani farklı bir yere geliyor. Burada veriler tabii ki önemli bir rol oynayacak. Çünkü ekonomi hala çok güçlü. Ve belki de biraz bu noktada biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü ABD'de seçimler gerçekleşecek Kasım ayının başında. Ve şunu da söyleyebilirim, yani bir şekilde para politikasını gevşetmek için o dönem her gün geçtikçe biraz daha kısalıyor. Yani o zaman gelince veriler tabii ki önemli birer rol oynayacak ve ekonomi bir şekilde daha iyiye giderse o zaman belki bir ya da iki faiz indiriminden konuşabiliriz bu yıl için. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.